AB çarpı B eksi 2'nin tam asal olması için AB'nin asal sayı ve B eksi 2'nin 1 olması lazım. Sebebini söylüyorum arkadaşlar. İki sayının çarpımı x ile y diyelim. İki sayının çarpımı asal sayıysa bunlardan muhakkak biri asal sayıdır. Biri de 1'dir. Tabi bunlar x ve y doğal sayı olmak şartıyla ya da Birisi negatif eksi 2 olur birisi de eksi 1 olur. Ama bu soruda zaten doğal sayı dediği için negatifleri düşünmemize gerek yok. O yüzden biri asal olur biri de 1 bir olur çarpımları böylece asal olur. Sebep bir asal sayının asla birden başka ve kendisinden başka böleni yoktur da o yüzden. O zaman arkadaşlar soru hemen burada kolaylaşıyor. Çünkü B'ye 3'ten başka verme şansımız yok artık. 3 verelim ki AB böylece asal sayı olsun. B eksi 2 de 1 olsun. AB'nin 1 olma ihtimali yok çünkü AB 2 basamaklı bir sayı demiş. Dolayısıyla arkadaşlar AB sayısı artık A3 sayısına döndü. Şimdi A3 sayısının asal olması için arkadaşlar ve farklarının da mutlak değerinin nasıl olması için 1. A1 olursa B de 3 olursa bunların farkının mutlak değeri 2 olur ve yine asal sayı gelir olur. Sonra arkadaşlar 53 olursa 53 rakamlar farkı 2'dir. Yine asal sayıdır. Olur. 8 ve 3 dersek böylece 8 eksi 3'ten 5 yine bir asal sayıdır. Olur. Ben şimdi bunları hemen pat 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 3 tane söyledim. Olmayandan da bir örnek söyleyeyim. Bir kere siz eğer burada gidip yanlışlıkla pardon şunu alamadım ha. Eğer yanlışlıkla arkadaşlar burada e, gidip 73 seçerseniz evet 73 bir asal sayıdır ama 7 ile 3'ün farkı mutlak değeri 4 asal sayı değildir. Ya da gidip 23 seçtiniz. Evet 23 asal sayıdır ama rakamların farkı arkadaşlar 1 asal sayı değildir. Bu yüzden bunlar hemen aklıma geldi ve söyledim. Zaten denesek de malum 1'den 9'a kadar toplam 9 rakam var. O yüzden çok fazla deneyecek alternatifimiz de yok. 1, 3, 5, 3 ve 8, 3. Bunların toplamı 3 çarpı 3'ten 9, 8 daha 17. Buradan da 6 eklersem rakamlar toplamı 23 geldi arkadaşlar. Aslında hem üstlü sayı sorusu hem de çok hafif bir çarpanları ayırma. Şimdi demiş ki buradaki ağırlıkla şu bölme sayısını çarp. Yani karpuzun oradaki kütlesi 9 üzeri x kare eksi 3x bölü 2. Olduğu için bir de 3 ile çarpacağız. Eşitmiş dengede olduğuna göre. Sağda da 5 bölme var bakın. 5 çarpı kavunun kütlesi. Kavun mu o? Herhalde kavun neyse artık. Ee, evet kavunmuş. 5 çarpı y kare eksi 4 y artı 2. Şimdi sol tarafta 9 var. Hemen onu 3'ün karesi yapalım. 3'ün karesi x kare eksi 3 x bölü 2. Şimdi buradan bir de 3 geldiği için 3 üzeri 1. Tabanları aynı toplayalım dağıtarak. Üstün üstü çarpılır. 2x kare eksi 3x artı 1. Buradan 3 üzeri geldi. Sonra tabanları aynı üstleri topla. 5 üzeri 1 olduğu için 1y e, kare eksi 4y artı 3 oldu gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar x ve y birer tam sayı olduğuna göre... 3 üzeri a ve 5 üzeri b'nin tam sayı olduğu halde birbirine eşit olma şansı var mı? Yok. Sadece ne zaman? a 0 ve b 0 bunlar birbirine eşit olur. Dolayısıyla 2x kare eksi 3x artı 1 0 olmalı. Buradan 2x eksi 1. x eksi 1 geldi çarpanları. Ve bir tanesi köklerin 1 bölü 2 diğeri 1. Ama doğal sayı demişti pardon tam sayı demişti x 1 olur. Y'ye gelirsek y eksi 3 çarpı y eksi 1 eşittir sıfırdan y'nin bir değeri 3 bir değeri 1. Toplamlarının en az olması için x'e zaten mecburen birden başka verme şansım yok. Ama y'yi arkadaşlar 1 veririz. Dolayısıyla toplamları 3 olur. C şıkkı gelir. Çarpı b'nin değeri arkadaşlar asla 13'ten büyük veya 13'e eşit olamaz. Niye biliyor musunuz? A'nın alacağı maksimum değer 2. B'nin alacağı maksimum değer 6. Böyle olduğunda bile çarpımları 12 geliyor. Demek ki negatif olduğundan bu mutlak değer dışına eksiyle çarpılarak çıkacak. 13'ten küçük geldiği için. Aşağısı zaten ab eksi 13. Bakın sorunun bu kısmı aslında direkt eksi 1 geldi. Eksi 1 artı x bölü 3 eksi 2 küçüktür 0. 0 x bölü 3 küçüktür 3 x küçüktür 9 doğal sayı dediği için 0 1 nokta 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 8'e kadar olan doğal sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'den yapabiliriz. 1'den n'ye kadar olan sayıların toplamının formülü 36 geldi e şıkkı. Sınavda bir kere sorulmuştu arkadaşlar integralde. E, bir zaten bilmeniz lazım bu arada. Bir fonksiyonun tersi y eşittir x'e göre simetriğidir. O yüzden söyleriz fx y eşittir x'e göre simetrisi alındığında f'in tersi elde edilir. Bu bilgiyi bilmek lazım bir. İkincisi bir fonksiyonun tersinin alınabilmesi için ne olması lazım arkadaşlar? Birebir ve örten olması lazım. Birebirliği nasıl anlıyorduk? Bir grafikte şöyle yatay doğrular çizdiğin zaman tek noktada kesmesi lazım. Mesela bu birebir değil. Ama daima artan veya daima azalan fonksiyonlar arkadaşlar birebir fonksiyonlardır. Örten apayrı bir dünya. Örtende de arkadaşlar değer kümesinde asla boş eleman kalmamalı ama çok tehlikeli örten soruları var. O yüzden konu anlatımlarını halletmek lazım burayı. Şimdi gelelim buraya. Tersi kendisine eşittir demiş ve tersi de fonksiyondur. Bir kere ee, tersi fonksiyon olması için birebir ve örten olması lazım. Kafadan şu patladı. H. Neden? H bir kere buralarda zaten sabit fonksiyon. Sabit fonksiyonda birebir değildir. O yüzden H'ı eledik. Sonra arkadaşlar. Gelelim G ve F'ye. G'nin de tersi arkadaşlar kendisine eşit değil. Nasıl anlayacağım onu? Y ye eşittir X'i çiz bak. Şöyle Y ye eşittir X. X ekseni ile 45 derecelik açı yapan bir e, grafiktir. Şöyle çizdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu y eşittir x'e göre simetrik değil. Bir kere şurası yani böyle olması lazım. Oradan bile gitti. Bu da tersi kendisine eşit olmadı. Şimdi gelelim son fonksiyona yani f'ye. Zaten cevabın f olduğu belli ama biz cevaba havale etmeyelim. Düzgünce bakalım. Şimdi y eşittir x'i e çizdiğimiz zaman böyle. Nereden geçecek? Şu şekilde geçiyor arkadaşlar. Bakın y eşittir x ile kırmızı doğru dik kesişiyor fark ettiniz mi? Kırmızı doğru da çünkü 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hatta 5'miş değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Direkt arkadaşlar bu da zaten 45, 45. ikizkenar kenar dik üçgeninden. Böyle bunlar dik kesişiyorlar. Peki bu dik kesişmenin faydası ne? Bakın şimdi. F doğrusunun şu üstteki kısmının simetriğini aldığınız zaman bu yeşil kısım oluyor. Yeşil kısmın simetriğini aldığınız zaman kırmızı kısım oluyor. Yani bu doğrunun simetriği kendisi oldu. Bu yüzden de tersi de kendisine eşit oldu arkadaşlar. Hem tersi kendisine eşit, hem tersi de bir fonksiyondur. Çünkü daima azalan fonksiyonlar birebirdir, tersi alınabilir. Böylece cevabımız yalnız f olmuş oldu. Burada tabii şunu diyebilirsiniz. Örtenlikten bahsedilmemiş. Aslında o bir eksiklik söyleyeyim. Yani burada uygun koşullarda tanımlı diye belirtmek lazım. Ya da soruda örten olduğu biliniyor demek lazım. Çünkü örten olduğunu soruda belirtmeyince o zaman biraz problem olabilir. Hiçbiri demek lazım. Ama şunu söyleyeyim. ÖSYM'e böyle bir soru sorduğu zaman arkadaşlar sizden şunu bekliyor olabiliyor. Yani Örten olduğunu o zaman bir zahmet anla diyor. Hani örten olduğunu kabul et diyor. Evet bir eksiklik ama diğer kısımlar zaten hiç olmayacağı için cevaplarda da hiçbir olmadığından F derim ben. Soru ilk bakışta böyle Allah Allah birleşim kümesi falan mı diyesi geliyor insanın. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar M birleşim ne A B C D diye böyle bir tanımlama yapmış. Yani uydurup bir tanımlama olarak düşünün bunu. Bu tanımlama eşitmiş AB eksi CD'ye. Bu yüzden arkadaşlar M birleşimliğinin N'nin A'sı bu, B'si bu, C'si bu, D'si bu dört bileşen. Bu yüzden neye eşit? X kare çarpı X eksi 1 çarpı 1. Aşağıya geldiğimiz zaman X çarpı X eksi eksi 1 çarpı X artı 1. Tamam mı? Bu yüzden X küp eksi 1 bölü X kare eksi eksiden artı X Eksi 1 oldu. Pardon orası da eksi eksiden o da artı 1 olacakmış. Dolayısıyla çarpanları ayırmadan x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1. Aşağısı zaten x kare artı x artı 1 gitti. x eksi 1 geldi c şıkkı. Son terim artı ilk terim. Bölü 2 çarpı terim sayısı bize ilk N terimin toplamını verir arkadaşlar. Temel kavramlarda da yapıyoruz bunu biliyorsunuz. Mesela birden 9'a kadar olan sayıların toplamı bulurken ya da 4, 7, 10 diye böyle ardışık aralarındaki miktar aynı olan sayıları toplarken aynı bu formülü kullanıyorduk. Dizilerde veya temel kavramlarda fark etmez. Şimdi burada son terim artı ilk terimi yapmamız için son terim ve ilk terimi bulmamız gerekiyor. Peki son terim ve ilk terimi nasıl bulacağız? İşte buradaki ortak farktan yararlanarak. Çünkü Özellikle arkadaşlar aritmetik dizilerde bizim için bir terim önemli bir de ortak fark önemli. Bu ikisini bilirsek her şeyi buluruz. Bundan dolayı A7 eşittir. A3 artı 4D diyeceğiz değil mi? 7 ile 3'ün farkı bu. Formülümüz neydi? AM eşittir. AN artı M eksi N çarpı D. Bu bize herhangi bir terimi bulma formülü aritmetik dizide. Dolayısıyla A7-3, A3-15 artı 4D'den 4D eşittir 12. D arkadaşlar 3 geldi. Şimdi D 3 olduğuna göre son terim ve ilk terim bulayım. A1 artı 2D A3 e eşit değil mi? Ha neden A3 yazdınız? A7 yazamaz mıyız? A7 yazarsak buraya 6D yazarım fark etmez. Aralarındaki farkı çarpıyoruz hep. 3 ile 1'in arasındaki fark 2. Olay bu şekilde arkadaşlar 2d dediğimiz d'yi 3 bulduk şimdi 6 a1'i bilmiyorum a3-15 a1-21 geldi Şimdi a Neyi bulacağım son terim Son terim m ikinci terim olarak verilmiş eşittir a1-21 Aradaki fark ne m-2'den 1'i çıkaracağız çünkü m ikinci terimden birinci terimi çıkarıyorum m-3 oldu ortak fark zaten 3 Bu da e, eksi 21 3 kere 3 9 eksi 9 artı 3 m oldu arkadaşlar. Böylece eksi 30 artı 3 m de son terim geldi. Şimdi formül değerini yazalım. İlk terimimiz eksi 21. İkinci terimim daha doğrusu son terimimiz eksi 30 artı 3 m. Bölü 2 çarpı terim sayısı m eksi 2 tane. Son terim çünkü m eksi 2 eşittir arkadaşlar. Kaça? Sıfıra. Tabii ki m 2 olamaz. M 2 olursa o zaman saçma bir durum olur. S sıfır olur. Zaten ilk sıfır terimin toplamı tabii olmayan şeyin toplamı yoktur. Sıfırdır. Bu yüzden M x 2 sıfır olamaz. Burası sıfıra eşit olacak. 3M eşittir 51'den. M 17 geldi. C şıkkı. A kümesinden A'nın tümleyenine tanımlıymış. Yani A'nın tümleyeni demek A'da olmayan elemanlara sahip olan demek. A'nın geri kalan her şeyi daha doğrusu arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle bir evrensel küme yaptığımız zaman A kümesi buysa A'nın tümleyeni işte burasıdır tamam mı? Bundan dolayı bunlar doğal sayıların birer alt kümesi ise doğal sayı olacak bunların elemanları. Bundan dolayı A'nın tümleyeni de en az sıfırla başlar. Ona bir dikkat edelim. Birebir ve bir örten ne demek? Burada tanım kümesinde zaten hiçbir eleman açıkta kalmıyor. Aynı anda iki eleman bir yere gidemez. Yani herkesin farklı birer kişilik odalarda kalması gibi düşünün. Hiç kimse başkasının odasında kalamayacak. Bu mantıkla yola çıkarsak o zaman artan da fonksiyon olduğu için A'nın tümleyeninde en az sıfır olursa F1 0 olur. Sonra e, A'nın tümleyeninde 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 olamaz. O zaman en az 2 elemanı olur. F3 2'ye gider. Sonra arkadaşlar 6 olur. Çünkü 6 A kümesinde yok. F4 6 olur. F5 arkadaşlar bu mantıkla 9'a eşit olur. F7 e, buradan 12 olur. F8 13, F10 14 ve F11 15. Gördüğünüz gibi A'nın tümleyeni... Bu elemanlardan oluşursa 0 2 6 9 12 13 14 ve 15'ten oluşursa her bir eleman farklı bir elemana gidiyor. Artan bir fonksiyon. Her bir değer gittikçe arttı ve aynı zamanda ee, A'nın hiçbir elemanı A'nın tümleyeninde olmadı. Dolayısıyla 7 12'ye gitti. 11'de 15'e gitti. Toplamları arkadaşlar 27 geldi. C şıkkı. Terim bulmak istiyorsak binom formülüdür arkadaşlar bu. Hemen binom formülünü hatırlayalım. X artı Y'nin n'inci kuvvetinde bize baştan R artı birinci terimi sorarsa N'nin R'lisi çarpı X üzeri N eksi R çarpı Y üzeri R'ydi arkadaşlar. Bu yüzden işte burada N terim var. N'nin kaçlısı nereden anlıyoruz onu? 4'ten. Çünkü bakın burada ikinci terimin üstü direkt Gördüğünüz gibi orada R'ye eşit. Bu yüzden N'nin dörtlüsü çarpı hakikaten bakın X üzeri N eksi 4 çarpı 2 üzeri 4 formülde bakın R4 olduğu için böyle yerleştirmiş olduk. Şimdi buna göre N'nin dörtlüsü de N'ye eşit oldu 10 eksi N'ye. Bundan sonra tabii ki kombinasyonla şöyle açıp N, N eksi 1, N eksi 2, N eksi 3 bölü 4 faktöriyel demeyeceğiz. Çünkü N'nin dörtlüsü 10 eksi N'ye eşit ve şıklarda zaten önümüzde. O yüzden tabii ki denemeliyiz. Aklımıza gelen ilk cevap da 5 olmalı. 5'in dörtlüsü 5'tir. 10 eksi 5'ten 5. Bu gelmesi aklına zaten bir terimin arkadaşlar N'nin dörtlüsü normalde çok büyük bir sayı gelmesi lazım. Düşünsenize mesela 6'nın dörtlüsü 15 geliyor. Burası o an negatif olur. Oradan bile patlıyor olay. Daha küçük bir sayı olması için 4'e yakın bir sayı düşündüm. 4 olsa 4'ün dörtlüsü 1 olur. O 1 eşittir 6 olur olmaz. N'ye 5 verince geliyor. Şıklardan gitmeniz gerektiğini, denemeniz gerektiğini unutmayın. Orada gurur kibir yapacak bir şey yok. Bazı yerlerde evet denemeniz saçmadır. Bir öğretmenize sorun ya da birisine danışın. Ama bazı sorularda direkt ÖSYM sizden bekliyor denemenizi. Çarpanları ayırmayı şurada bir görelim. Kökleri bulmak için. Bakın çarpımları e, buraya eşit. Toplamları buraya eşit ya. A artı 2 ve 2. A artı 2 ile 2'nin çarpımı 2 artı 4. Toplamları da A artı 4 geliyor. Gördüğünüz gibi x eksi A artı 2 çarpı x eksi 2. O zaman artık diğer kökte zaten x eksi 2. Bir kök 2, diğer kökte 2. Üçüncü kökte A artı 2 oldu. Böylece 2 A artı 2 ve 2 yazalım. Sıralı yazmak zorunda değilsiniz. Yani nasıl yazdığınız önemli değil. Sonuçta 3 boyut var. En boy genişlik diye. Ee, buradan ben A artı 2, 2 diye yazdım. Tersini siz buraya 2, buraya A artı 2 yazsanız fark etmez. Onlarla ilgili özel bir durum yok çünkü. Hacim nedir? Taban çarpı yükseklik. Taban alanı böylece arkadaşlar, böyle seçersem Burayı işte 2 seçtim, burayı da 2 seçtim. Demek ki şurası A artı 2 çarpı 2'den. 2 A artı 4, yükseklik 2 alan şey hacim pardon 4A artı 8 oldu. Bu da 48 olduğu için A 10 gelmiş oldu. Bizden kaç birim yol yürüdüğünü istiyordu. 2 var zaten. 2 de buradan var. A'yı da 10 bulduğumuz için 12 de buradan yürüdü. Toplamda 2 artı 2 4 12 daha 16 birim D şıkkı. Başkat sayısı P2 olan 3. dereceden Px polinomu. Baş kat sayısı P2 imiş. Çarpanlar şimdi bakın. X artı 2 çarpı x eksi 4 çarpı x artı 1 artı 50 diyeceğiz. Çünkü 3. dereceden bir polinom ve kalanlar hep 50 geliyormuş. X artı 2, x eksi 4 ve x artı 1'e bölünce. Bu şekilde o yüzden yazabilirsiniz. Kalan 0 olursa veya kalan aynı sayı olursa çarpanlarıymış gibi böyle yazıp sonuna da bu kalanı ekleriz arkadaşlar. Konu anlatımlarında derinlemesine bunları anlattığımız için şimdi kuralı söyleyelim geçelim burayı. Burada P2'yi nasıl bulurum? X yerine 2 yazarak çünkü bu P2'yi şu an bilmiyorum. O yüzden X yerine 2 yazarsanız bakın 2 artı 2'den 4, 2 eksi 4'den eksi 2, 2 artı 1'den 3 artı 50 eşittir P2. Buradan da 50 eşittir 25 P2 oldu arkadaşlar p 2yi 2 bulduk. Demek ki baş katsayı 2'ymiş. Artık o zaman buradan yararlanarak böyle yazayım. Polinomumuzu bulmuş olalım. Px artı 2'nin x eksi 1 ile bölümünden kalan demek. x eksi 1 gördüğün yere 0 yaz demek. Böylece x eşittir 1'den p3 olur arkadaşlar. p3'ü istiyor bizden. p3'ü istediği için 2 çarpı 3 artı 2 5. 3 eksi 4 eksi 1. 3 artı 1 4 artı 50. 10 çarpı eksi 4'ten eksi 40, 50 daha 10 oldu A şıkkı. Arkadaşlar bu sınavda çıksa kesinlikle şaşırmayacağım bir soru. Böyle süper kaliteli, müthiş, inanılmaz böyle hayatın anlamını sunan soru manasında değil. Tam böyle sınav mantığında. Çünkü şimdi burada arkadaşlar şıkları baz almadan girişirseniz soruya hata yaparsınız. Şıklar size yardım ediyor. Ben ÖSYM'nin her sene böyle bir veya iki soruda ama geldi iki pek olmuyor. Bir soruda şıklardan gitmeniz gereken ama aynı zamanda şıkları da güzelce kullanmanız gereken soru sorduklarını görüyorum. Burada da böyle bir durum var. Bir kere 5 asal sayı olduğu için üstteki denklemi kullanacağız. A gördüğümüz yere 5 yazacağız. Bitti. Sonra bakın şimdi 4, 6, 8 ve 10, 12 asal sayı değil. Mantık olarak o zaman arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bu denklemi N'de kullanamam. Burada kullanırım. Çünkü N burada şıklarda asal sayı değil. O zaman artık kafam rahat. Kesinlikle burası böyle olmalı. Bakın bu birinci yorumum. İkinci yorumum tabloyu yaparken olacak. Şimdi köklerimizden biri eksi kök 5. E, diğeri artı kök 5 değil mi? Burayı sıfır yapan değerlerimiz eksi kök 5 ve artı kök 5'tir. Sonra payda eşitlersek x eksi n böyle x olur. Buradan da bir kökümüz 0 gelir. Şimdi x eşittir neye kökü? Bunların arasında mı falan diye düşünme. Şıkları görüyor musunuz? Şıkların hepsi arkadaşlar kök 5'ten büyük. İşte n'yi buraya yapıştıracaksın diyor. Şıklar sana çözümde yardım ediyor. Dolayısıyla artık x kare ve x olduğu için artı ile başla. Tek katlı kök eksi artı eksi artı. Eksi kök 5 yaklaşık eksi 2.2'dir. Bunu köklü sayılarda anlattığımız için artık bir daha söylemiyorum ama neyse söyleyeyim. Bunlar da ben şöyle yapıyorum genelde iki basamak arttırıyorum 500, 400, 300 gibi düşünüyorum. Bunların yaklaşık karekökünü hatırlayıp yerine yapıştırıyorum arkadaşlar tamam mı? Böylece eksi 2.2 olsa bunu sağlayan en küçük değer bu aralığı eksi 2 olur, eksi 1 olur, sıfır olmaz çünkü sıfır dahil olmayacak küçüktür verilmiş. Kök 5'te 2.2 olduğu için bu aralıktaki değerlerimiz 3, 4. 5, 6 ve son olarak 7 olması lazım. Neden? 7 farklı değer sağlamalı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. O zaman son değerimiz 7 ise ne arkadaşlar? 7'den büyük bir değer olmalı ama 9'da olmamalı. 9 olursa çünkü 8 de sağlar toplam 8 sayıya çıkar. O zaman maksimum neyin alabileceği değer 8'dir arkadaşlar C şıkkı. Önce kolaydan başlayalım. fx'in grafiği nasıl arkadaşlar? Eksi 2 ve 2'den geçiyor ya. Bu doğrunun eğimi bakın x ile 45 derecelik açı yapıyor. Ve doğru sağa yatık tanjant 45'ten 1. Bir doğru y eşittir mx artı n'dir. Eğimi 1 olduğu için y eşittir x artı n olur. Peki n'yi nereden bulacağız? x'e 0 verdiğimiz zaman y'si eksi 2'den geçiyormuş. Bakın hakikaten o zaman n de buradan eksi 2 oldu y eşittir x eksi 2 doğrusu oldu. Şimdi g bileşke fx demek g'nin içine fx'i yaz demek ya artık g'nin içine fx'i yazıyorum. gx eksi 2 fonksiyonunun grafiğini vermiş arkadaşlar bize. Tepe noktasının koordinatlarını bulmak için o zaman önce gx eksi 2 fonksiyonunu bir bulalım. Baş kat sayısı a. Köklerden biri eksi 2. Diğeri 4 olduğu için a çarpı x eksi 2 x eksi x1 çarpı x eksi x2 idi biliyorsunuz. Kökü yerine yazarsak, kökü diyorum pardon, bir tane noktayı yerine yazarsak 7 verdiğimizde ordinata absis de 5'miş. O zaman 7 çarpı 1'den a direkt 1 oldu. gx eksi 2 fonksiyonu x artı 2 çarpı x eksi 4 ise gx eksi 4 nedir? x gördüğün yere kaç yazacaksın? x eksi 4 yapmak için x eksi 2. x eksi 2 yazarsan x eksi 2 artı 2. x eksi 2 eksi 4. Böylece denklemimiz x çarpı x eksi 6 oldu. İşte artık bu fonksiyonun tepe noktasının apsisi. Fonksiyonu x kare eksi 6 x bulduk. g x eksi 4'ü. Buradan tepe noktasının apsisi eksi b bölü 2 a yani 6 bölü 2. 3 f 3 eşittir f 3 demeyin pardon. g 3 eksi 4'ten, o da bir tepe noktası. Hani x yerine 3 yazıyoruz diye hemen şey yapmayın. Ee, burada yoksa yine 3 yapmak için 7 mi 7 mi yazacağım hocam? Hayır. Tepe noktasının apsisi 3 bu denklemin. O zaman yine klasik x yerine 3 yazmaya devam. Bu yüzden de 9 eksi 18'den tepe noktasının ordinatı eksi 9 geldi. Bizden bunların toplamını istiyor. 3 artı eksi 9'dan eksi 6. Bakın kafası karışanlar için söyleyeyim g(x eksi 4) fonksiyonunun herhangi bir noktasını bulmak için x yerine yine vermeniz gereken x değeridir. Size ben g 3'ü sorarsam x yerine 7 yazarsınız. Ama tepe noktasını soruyorsam, abscisi 3 olduğundan x yerine yine 3 yazacaksın. fonksiyon olduğu için f'nin içine g'yi yazacağız demek. Yani x gördüğümüz yere g(x) komple göstereceğiz. Bakın şimdi 4 x gördüğüm yere logaritma 2 tabanında x artı 2'yi yazıyorum. Artı 1. Onu çok küçük yazdık herhalde ya. Şöyle düzelteyim. Logaritma 2 tabanında x artı 2 x gördüğüm yere bir de arkadaşlar artı 1'i unutmuyorum. Şimdi o zaman şöyle 4 üzeri 1 çarpı 4 üzeri logaritma 2 tabanında x artı 2. Bu kenarda duruyor. Şimdi ne yapıyorduk logaritmalarda? 4 ile bu x artı 2'yi yer değiştirirsem 4 çarpı x artı 2'nin üstünde log 2 4 olur. Logaritma kuralıydı. Bu tabanla bu sayı yer değiştirebiliyordu. Bu sabit 2 yerinde duruyor. Logaritma 2 tabanında 4 böylece 2 oldu. 4 çarpı x artı 2'nin karesi 4 x kare artı 4 x artı 4'ten çarptığımız zaman 4 x kare 16 x artı 16 oldu arkadaşlar. D şıkkı. Logaritma işlemleri yapacağız sadece soruda. Şimdi logaritma kök 2 tabanın üstü ters çeviridir. Yani 2 üzeri 1 bölü 2 ya normalde. Onu ters çevirdiğimiz zaman 2 log 2x olur. Eşittir. Logaritma 8 2 üzeri 3 demektir. Onu da ters çevir. Böyle yap. Sonra logaritma 2 tabanında y artı kır. Bunu neden yaptık? Bakın artık hepsi logaritma 2 tabanına bağlandı. O zaman hemen logaritma 2 tabanında x'i Sağ tarafa atıyorum arkadaşlar. Sol taraf sıfır oldu. Şimdi dikkat. E, logaritma 2 tabanında x hem burada var hem burada var. Tamam mı? Ben yine de işimi sağlamalıyım. Bir şey söyleyeceğim buradan. E, hemen hocam sadeleştirebiliriz demeyin. Bir şey söyleyeceğim şu an. Logaritma 2 tabanında x parantezini alırsam 1 bölü 3 log 2 y artı 40 eksi 2 oldu. Bakın burada bu gitti. 2 kaldı. Evet şimdi burada x 1'e eşit olmadığı için normalde sadeleştirebilirsiniz. Çünkü bir sayı 0 eşit değilse her iki tarafı sadeleştirme hakkım var. Ama biz alışkanlık olsun çünkü eşitsizlikler de unutuluyor. Bazen kök kaybediliyor. Sağlam gidelim. Her zaman böyle ortak parantez alın. Sonra arkadaşlar sadeleştirmeniz gerekiyorsa daha doğrusu silmeniz gerekiyorsa zaten silersiniz. Şimdi burası 0 olamaz. Çünkü soruda x eşit değildir 1 demiş. O zaman burası 0 olmalı. 1 bölü 3 logaritma y artı 40 eşittir 2 oldu. Her iki tarafı 3 ile çarparsak 6 olur. Log 2 öbür tarafa atıldığında y artı 40 eşittir 2 üzeri 6'dan 64. y 24 geldi d şıkkı. Soruda arkadaşlar önce bir gerekli sadeleştirmeleri yapmamız lazım. Bakın soru bir kere elenli ifadeler vermiş ama bize sorulan elenli ifade değil. Bunu elene çevirmek için ben önce şöyle yapacağım. Bakın burada 2 var, burada 4 var. Kuralımız vardı ya logaritma A tabanında B, logaritma B tabanında C bunlar birbirini götürür, log A C olur. Dolayısıyla arkadaşlar log 3 2 çarpı logaritma 2 tabanın üstü ters çevriliyordu böyle olur. O zaman log 3 2 ile log 2 5'i çarptığımız zaman bunlar gidecek. 1 bölü 2 kat sayısında logaritma 3 tabanında 5 olacak. Artı logaritma 3 tabanında 2. Logaritmalarda ta toplama çıkarma yapmak için katsayının olmaması lazım. Böyle ya da katsayının eşit olması lazım. Dolayısıyla aldım hemen 1 bölü 2 geri 5'in üstüne. Buradan da böyle kök 5 oldu tamam mı? İşlem yapmak için katsayıyı üste alın. Logaritma 3 tabanında 2 çarpı kök 5 oldu arkadaşlar. Bu da logaritma 3 tabanında 2 kök 5 kök 20 demektir. Burada 1 bölü 2 olarak dışarı çıkarırım. 1 bölü 2 log 3 20 olur burası. Bundan sonra da 1 bölü 2 olarak dursun. Logaritma 3 tabanında 20'yi taban değiştirme kuralıyla elen 20 bölü elen 3 diye yazarım. Elen 20 de elen 4 artı elen 5'tir. Elen 3 sonra elen 4 de 2 tane elen 2'dir. Elen 2 yerine hemen 0.7 yazarsak 1.4. Ln5 yerine 1.6. Ve ln3 yerine de arkadaşlar 1.1 yazacağım. Başta da 1. 1 bölü 2 kat sayısı var. Şimdi 14, 16 diyelim. Burada virgül atalım böyle sağa. 1 bölü 2 çarpı 30 bölü 11'den sadeleştirdiğimizde 15 bölü 11 C şıkkı oldu. Dizinin formülünü bir hatırlayalım. AN eşittir am çarpı r üzeri n eksi m arkadaşlar. Formülü bileceğiz hem aritmetikte hem geometrikte. Dolayısıyla a7, a3 çarpı r üzeri 4'tür. 7 eksi 3, üste yazıyoruz. Buna göre arkadaşlar a7 gördüğüm yere a3 çarpı r üzeri 4 yazarsam eksi a3 eşittir 90'dan, a3 parantezinde r üzeri 4 eksi 1 eşittir 90 olur. a3 bölü a2 bana neyi veriyor? ardışık iki terim arasındaki oran direkt R'yi verir. Çünkü formülde yerine yazarsanız bakın A3 çarpı A2 çarpı R üzeri 1. Zaten bunların oranı 2 olduğu için R2 gelir arkadaşlar bu şekilde. 2 üzeri 4 16 eksi 1 15 oldu. A3 çarpı 15 eşittir 90'dan. A3 6 geldi. Şimdi dikkat. Bizden A4'ü istiyor ya. Ardışık iki terim arasındaki oran 2 ise A4 de A3'ün 2 katı olacak. Bu yüzden 6 çarpı 2'den 12 C şıkkı. Evet, bu soruda arkadaşlar limitte de, daha doğrusu süreklilikte demiş ki her sayıda sürekli bakın bu. Bu soruda önemli bir şey çünkü bazı arkadaşlar muhtemelen eminim iki tane değer buldular. İki tane değer bulunca diğeri niye olmuyor ki şıklarda o da var, o da var dedi. soruda da hata mı var diye düşünen bile olabilir. Ancak bakın şimdi yapayım size. Yanlışını da doğrusunu da göstererek. Ee, her reel sayıda tanımlıysa asla tanımsızlık olmamalı arkadaşlar. Şimdi birincisi x büyüktür m için. Yani m verdiğimiz zaman soldan limit, m, m artı diyelim pardon sağdan limit eşit olmalı m'ye. Sonra eşit olmalı. M soldan yaklaşmak demekti. 2M eksi N'ye. O zaman şuradaki eşitliği kullanırsak 2 eşittir. M kare eksi M olur. M² m kare eksi M eksi 2 eşittir 0 olduğu için de M eksi 2 M artı 1 eşittir 0 olur. M 2 mi olacak? Eksi 1 mi olacak? Şimdi arkadaşlar M eğer eksi 1 olursa bakın şimdi M eksi 1 olursa 2 bölü x eksi 1. Şurayı sileyim. Eksi 1 yazayım. Burayı sileyim. Eksi 1 yazayım. Burayı sileyim. Eksi 1 yazayım. Şimdi arkadaşlar eksi 1'den büyük değerlerde ben buraya 1 verirsem payda sıfırlanıyor ve fonksiyon 1 hariç tanımlı oluyor. Reel sayılar eksi 1 ama soru ne demişti? Tüm reel sayılarda tanımlı bakın. O yüzden biz M'ye eksi 1 veremeyiz. Yoksa paydaya 1, 1 verdiğimizde payda 0 olur. Tüm reel sayılarda tanımlı olmaz. Dolayısıyla buradan M2 olmalıymış. Burada hemen yerine yazarsak 4 eksi N'de e, M'ye eşit olmalı. Sağ Sol, soldan limit. Buradan da arkadaşlar M zaten 2 olduğu için N'de 2 geldi. Çarpımları da 4 oldu. Bakın genelde hep sorularda buraları verirdi. Buraları verip biz limitsiz süreksiz olduğu yerleri bulurken payda eşitlemeyi, payda sıfır yapmayı da düşünürdük. Ama bu soruda M'yi bilmiyoruz. O yüzden M'yi bulduktan sonra yerine yazdık. Acaba paydayı sıfırlayan değer var mı diye kontrol et. Toplam sembolü bazen çok böyle hani bilmemiz gereken bir şeymiş gibi oluyor. Derinlemesine bir bilgiye gerek yok arkadaşlar. Bu söyleyeyim size. Burada k eşittir, nokta nokta bir sayı verir, bir de yukarıya bir sayı yazar. Örnek k'ya 2 verdi burada, buraya da 4 yazdı. Bu şu demektir. Bu formülde k'lı terimlere 2 ver, sonra 3 ver, sonra 4 ver, araya artı koy. Örnek bir gösterim. 2'den 4'e 2k-3 dedi. k'ya 2 veriyorsun, sonra araya artı koyuyorsun. k'ya 3 veriyorsun, araya artı koyuyorsun. K'ya 4 veriyorsun, araya artı koyuyorsun. İşte olay bu. Bu 100'e kadar gitse o zaman böyle 100'e kadar her verdiğinde araya artı koyarsın tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar P10 demiş ki bize, e, hatta madem bu muhabbetten başladım, ikinci öncülden başlayayım. Bakın şimdi P9 ne demektir? P9 ilk ne terimin çarpımıymış. O zaman ilk ne terimin çarpımı P9'sa, P9'da ne yapacağız? 1 bölü 2, 2 bölü 3, 3 bölü 4, nokta nokta 9 bölü 10. Bunlar gitti. Gördüğünüz gibi P9 1 bölü 10 oldu tamam mı? Şimdi P9 1 bölü 10 sa yerine yazdığımız zaman bakın şimdi K eşittir 1, 10, 1 bölü 10. Şimdi diyeceksiniz ki hocam burada K'ya değer verin dediniz. Burada K'ya verecek değer yok. O zaman bunun Türkçesi şudur. Bu sabit bir dizi olduğu için 1 bölü 10'u 10 defa topla demektir. Böyle. Nokta nokta. O yüzden 1 bölü 10'dan 10 defa yazdık. Cevap 1 oldu. Evet 1 tam sayı geldi. Tamam mı? Bu şekilde eğer K'ya verecek değer yoksa sabit dizi formatındadır. 1'den 10'a kadar 10 sayı var. O zaman arkadaşlar 10 çarpı K diyeceğiz. Gelelim 3.ye bakın. K'ya 3 ver. A3 çarpı 3 artı 1'den 4. Artı K'ya 4 ver. A4 çarpı 4 artı 1'den 5. A3 nedir? 3 yazarsak 3 bölü 4. A4 nedir? 4 yazarsak 4 bölü 5. Bunlar gitti. 3 artı 4'ten 7 geldi. Bu da tam sayı oldu. Şimdi P10. Demin zaten bulmuştuk P10'u. Ha P9'u bulmuşum. O zaman P10'u bulacağım. Bir an üşenecektim ama P9'u yapıştıracaktım. Meğer P10'muş o. P10 1 bölü 2. 2 bölü 3 nokta nokta 10 bölü 11 eşit. Bunlar bakın birbirini götürüyor. 1 bölü 11 oluyor. P21 neye eşit? A21 pardon. A21 direkt terim çarpım falan değil. 21 bölü 22. O zaman hemen bunları bir çarpalım. 1 bölü 11 bölü 21 bölü 22 de. Evet bunlar sadeleşti ama cevap arkadaşlar 2 bölü 21 geldi. Bu tam sayı olmadı. C şıkkı 2, 3. Arkadaşlar burada şimdi basit eşitsizlik standardında gidelim. İkinci derece eşitsizlik gibi yapmayalım. Burası artı olursa burası eksi olur. Burası eksi olursa burası artı olur diyelim. Niye biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar burada e, tablolu yapmaya kalktığınız zaman şurası bakın tam sayı gelmeyecek. Sebebini söyleyeyim. Şimdi yukarının kökü direkt AB eşittir 17. Aşağının köküne geldiğimiz zaman bakın 10 tane AB orası. Niye? Bu normalde AB 2 basamaklı bir sayıdır. Yanına 0 koyarsanız 3 basamaklı olur. 100A artı 10B artı 0'dan hakikaten 10 parantezinde 10AB oluyor görüyor musunuz? 10AB eksi 275 0 dersek her iki tarafı 5'e böldüğümüz zaman 2AB eksi 55 eşittir 0 olur. AB 55 bölü 2 olur. Yani 55 bölü 2 olamayacağına göre AB çünkü 2 basamaklı sayı. O zaman AB'nin alabileceği değer buradan 27, 28 maksimum 27 veya 28 düşünüyorum. 27 verirsem 54 oluyor. Payda negatif oluyor. 28 verirsem payda pozitif oluyor. O zaman dikkat. Şimdi arkadaşlar biz AB'ye 17'den büyük veya eşit değerler verirsek pay 0 veya pozitif oluyor. Tamam mı? AB'ye 17'den büyük değerler verip 28'e kadar değerler verirsek payda negatif oluyor arkadaşlar. Gerçekten bakın şimdi biz burayı 5 şöyle göstereyim a B, y, x diyeyim x eksi 17 bölü 2 x eksi 55 diye gördük ya. Bakın siz buraya 28'e kadar değer verler verdiğiniz zaman örnek 20 verdiğinizde 40 eksi 55'ten eksi. Burası ama artı. O zaman artı eksiden şart sağlanıyor. Gerçekten negatif oluyor. Ya da siz buraya gittiğiniz zaman 23 verdiğinizde payda 46 geliyor, 46 eksi 55'ten 9 oluyor, yani negatif oluyor. Ama yukarısı pozitif oluyor. Ne zaman bu iş bozuluyor? Siz gidip buraya e, paya 28 verirseniz paya 11 olur. Buraya da verirseniz 1 olur, artıya geçer. Ama biz artı olmasını istemiyoruz. Demek ki bu sayı 17 ile 28 arasında olmalıymış. Toplam 11 sayı C şıkkı. Türevini alalım arkadaşlar her iki tarafın. Çünkü F türev 3 sorulmuş. F kare her iki tarafın kare kökünü alıp işlem yapamayacağımıza göre şunun kare almak mümkün değil. O yüzden normal alalım şimdi her iki tarafın türevini. Önce sanki x karenin türevini alırmış gibi 2f 2x eksi 3 çarpı sonra f türev 2x eksi 3. Sonra içinin türevi. Adım adım gitmemiz gerekiyor. İçinin türevi de bakın çarpı 2. Önce bunun türevi. Yanına her zaman f türevi yapıştıracağız. Bir fonksiyonun türevinde f türevi x'i yapıştırmazsanız olmaz arkadaşlar. O yüzden bunu yapıştıracağız. Sonra bir de içinin türevini alacağız bu. Eşittir 2x artı 1. Böylece f türev 3. x yerine kaç yazmam lazım f türevi 3'ü bulmak için? 3 yazmam gerekiyor. 2F 6 eksi 3'ten 3. F türev 3 çarpı 2 eşittir 7. F3'ü bilmiyorum. Hemen burada F3'ü bulmak için. F kare 3 çarpı 2 6 eksi 3'ten F kare 3. 3'ün karesi 9 artı 3 artı 4'ten de F kare 3 16 geldi. Pozitif değerli dediğine göre o zaman bu fonksiyonun sonuçları hep pozitifmiş. Bu yüzden kare kökünü aldığımda F3'e direkt 4 diyebilirim. Buradan yararlanarak f türev 3 7 bölü 16 geldi arkadaşlar e şıkkı. Soruda arkadaşlar zaten türev alınmış dikkat edin lütfen. Şöyle bir eğri düşünün. Bu eğrinin böyle iki tane paralel teğeti var. Böyle bir e, A'ya B noktası olsun. Şöyle bir C'ye D noktası olsun. Bu iki nokta birbirine eşit değilmiş arkadaşlar farklı noktalarmış. E, bunların apsislerinin toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. dy bölü dx türev demekti. O yüzden zaten fonksiyonun türevi arkadaşlar bize o noktadaki eğimi veriyordu. Dolayısıyla paralel iki doğrunun özelliği nedir? Eğimlerinin aynı olması. Bu yüzden f türev a ile f türev c birbirine eşit olacak tamam mı? Ve hali hazırda türev var sakın bir daha türev alma. Böylece x gördüğüm yere a yazarsam a üzeri 4 eksi 8 a eşit olmalı. b üzeri 4 eksi 8 b şey c yazdık pardon. c üzeri 4 eksi 8 c. Atayım buraya a üzeri 4 eksi c üzeri 4. Öbürünü de sağ tarafa atayım. 8 a eksi 8 c. a kare eksi c kare. a kare artı c kare. Eşittir a eksi c parantezinde 8. Şimdi bunlar farklı noktalar olduğuna göre A ve C birbirine eşit olmayacak arkadaşlar. A ve C birbirine eşit olursa aynı nokta gelir çünkü. Böylece A eksi C birbirine eşit değilse matematikte sadeleştirme yapabilirsin. Eğer eşit olma ihtimalleri varsa sakın sadeleştirme yapma. Orada çünkü sıfırla sıfırı sadeleştirmiş gibi olursun. Ortak parantez alıp diğer tarafa at. Ama burada öyle bir problemimiz yok. A, C'den farklı. O zaman... A artı C ile A kare artı C karenin çarpımının 8 olması için A'ya 2 versem, C'ye 0 versem ya da A'ya 0 versem, C'ye 2 versem bak burası hemen ne güzel 4 oluyor. 2 çarpı 4'ten 8 oluyor. Bu yüzden D şıkkı olabilir arkadaşlar. Niye? Bir kere niye diğerleri olmaz? Eksi 2 ve eksi 1'i kafadan edeceksin. Çünkü toplamları eğer eksi 2 olursa kareleri toplamı negatif olur, saçma olur olmaz. Yine bu eksi 1 olursa kareleri toplamı eksi 8 olur. Yani olmaz çünkü x sayı pozitifse kareleri toplamı nasıl negatif olacak? Hatta herhangi bir sayının karesi nasıl negatif olacak reel sayıysa. Dolayısıyla a ve b o yüzden gidiyor. 1 ve 4'ü de yani ben açıkçası denemem arkadaşlar. Niye denemem? Burada çarpımları 8 olan x sayı 2 ve 4 diye hemen aklıma gelir. C'ye 0, A'ya 2 verdiğimde ya da A'ya 2, C'ye 0 verdiğimde denemiş oluyorum. Yani girdiğiniz sınavda şıklardan gitmeniz gerektiğini, bazen şıkları denemeniz gerektiğini unutmamak lazım arkadaşlar. Bu da öyle bir soru. Çözmeden önce bazı bilgileri hatırlatayım arkadaşlar size. Bir kere şimdi ekstremum noktalarında türev varsa türev sıfırdır. Yani burada f türev 1 sıfır olmalıdır. F türev 5 sıfır olmalıdır. Bu birincisi. İkincisi bir doğru bir doğruya paralelse eğimleri aynıdır. Dolayısıyla biz şu y fonksiyonuna bir t çizdiğimiz zaman x eşittir 2 absisli noktadan hatta buna y demeyelim de gx diyelim. Biz buna 2 noktasından türev çizdiğimiz zaman şu doğrunun eğimine eşit olacak. Bu doğru da d doğrusu olsun. md arkadaşlar g türev 2'ye eşit olur. Paralel doğruların eğimleri aynı olduğu için. Bir doğrunun eğimini nasıl buluruz? y'yi yalnız bırakıp x'in katsayısına bakarak. Bakın bunlar çok önemli bilgiler. Zaten bildiğinizi varsayıyorum. Bilmiyorsanız kesinlikle konuyla ilgili bir çalışma yapmak lazım. Yani ha hocam bir dakika ben anlamadım falan diyorsanız buralar problemli demektir. Bir çalışın. Şimdi M2 artık o zaman arkadaşlar G türev 2 de 2. Yapalım. Bu kısma geleceğim birazdan. Hatta onu da söyleyeyim. Dur. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu soruda dikkat etmeniz gereken bence en önemli şey bir tane temsil olarak çiziyorum. Bu arada parabol olup olmadığını zaten parabol olmadığı kesin de biz bu eğrinin şöyle 5 noktasında e, tepe noktası yaptığını biliyoruz tamam mı? Ya dip noktası ya tepe noktası bilmiyorum. Bu tepe noktasının 5'e k olduğunu biliyorum. Şimdi biz bu parabolü veya eğriyi veya 3. dereceden denklem veya 5. dereceden denklem bilmiyorum işte. Bu eğriyi bir birim sağa kaydırdığımız zaman bunun tepe noktasının ordinatı değişmez ki. Şöyle olur. 6'ya k olur. O yüzden f türev x eksi 1 x eşittir 6 noktasında 0 olmalı. Bu soruda buna dikkat etmeliydiniz. Nasıl ki buradan çizilen teğet böyle direkt x eksenine paraleldir. Yine sadece sağa kaydırdığım için bu da x eksenine paraleldir. Dolayısıyla y eşittir fx eksi 1 fonksiyonuna x eşittir 6 noktasından çizilen teğet bir kere zaten x eksenine paralel olduğu için y eksi 2 eşittir 0 ya da y eksi 3 eşittir 0 olacak. Ama ben düzgünce soruyu çözeyim tabii ki. Şimdi artık g türev ben o y'ye g demiştim. g türev x eşittir 1 çarpı f 2x artı 1 artı x artı 2 çarpı f türev 2x artı 1 çarpı 2. Gördüğünüz gibi içinin türevini de almayı unutmuyoruz. Buna göre arkadaşlar g türev x gördüğüm yere 2 yazarsam g türev 2 eşittir f5 artı 2 artı 2 4 çarpı f türev 5 çarpı 2. Burası zaten 0 çünkü ne demiştik f türev 5 0. g türev 2'yi ne demiştik demin söylemiştim bakın onu da doğruya paralel olduğu için bu noktadaki türev 2 idi. 2 eşittir f5 geldi arkadaşlar. O zaman 2 eşittir f5 ya demek ki bu fx fonksiyonu 5'e 2 noktasından geçiyormuş. O zaman 5'e 2 noktasından geçtiğine göre tepe noktasının ordinatı 2'dir. Bu doğrunun y eşittir 2 doğrusu olduğunu öğrenirim. Böylece fx eksi 1 fonksiyonu da bunun sadece sağa kaydırılmış olduğu için bu da yine y eşittir 2'dir. Analitik düzlemde de göstereyim bakın. Bu doğrunun bu eğrinin nasıl bir eğri olduğunu bilmiyorum. Ama 5 noktasından geçen ve gördüğünüz gibi şu an 5'e 2 noktası olduğunu anladığım için F5'in y eşittir 2 doğrusu. Ben bunu bir birim sağa kaydırdım sonra şöyle bakın. Ve yine bu fonksiyonun tepe noktası 2'den geçtiği için cevabımız B şıkkı. Arkadaşlar soruda ilk önce şuna dikkat edeceğiz. Pergel 120 derece açılmış. Bakın şöyle bir kol ve böyle bir kol düşünün. Bu kolların uzunluğuna AA diyelim. Burası 120 derece tamam mı? Sakın şurası 120 değil. O zaman dairenin merkez açısı 120 derece derdi. Burada normal pergel 120 derece açılıyor. Dolayısıyla yarı çap A kök 3. A kök 3 ve çevresi 36. 36 2 A kök 3 yay ya uzunluğu. Şimdi çevre dediğimiz arkadaşlar direkt böyle buranın tamamıdır tamam mı? O yüzden çevrede etrafını almalısınız. Sakın yay uzunluğunu almayın. O zaman zaten ya uzunluğu 36 derdi. Böylece bu daire diliminin alanını nereden yararlanarak bulacağız? Dairede alan formülünde gördüğümüz şu RL bölü 2'den. Çünkü bunun merkez açısını bilmiyoruz. Böylece A kök 3 çarpı 36 eksi 2A kök 3 bölü 2. Bu şimdi alan formülümüz. Burada arkadaşlar dağıtırsak 36 a kök 3 eksi 6 a kare bölü 2 eşittir alan denklemi olur. Bunun türevini alırsak gördüğünüz gibi 36 kök 3 eksi 12 a'yı sıfıra eşitlersek işte arkadaşlar buradan yararlanarak bunun alabileceği en büyük değerin Karşılığında A'nın ne olduğunu görürüz. Buradan da A 3 kök 3 geldi. A dediğim zaten pergelin koluydu. A şıkkı oldu. İntegral alma sorularında U, D, U mevzumuz var biliyorsunuz. Fonksiyonu U diyoruz. Türevi dışarıda varsa. Bakın onu bir araştırmak lazım. Şuna dikkat ettiğiniz zaman x küp 6 x'e türevi gördüğünüz gibi buna benziyor değil mi? Direkt... Bu değil ama bak alalım. 3x kare eksi 6'dır bunun türevi. 3x kare eksi 6 da x kare eksi 2'nin 3 katı arkadaşlar. O zaman neye u verdiğinizi türeve bakarak anlayabilirsiniz. Birinin türevi sorunun içinde varsa orada u'ya vereceğiniz değer ortaya çıkmış demektir. Bu şekilde anlarız neye u vereceğimizi. x küp eksi 6x eşittir u. Her iki tarafın diferansiyelini alıyoruz. 3x kare eksi 6 yanına dx yapıştır. U'nun türevi 1'dir. Yanına du yapıştır. Böylece e, dx x kare eksi 3 çarpı dx çarpı 3 eşittir. du x kare eksi 2 dx var. Şurayı 3, 6'yı 3'e böldüğüm zaman 2 oldu pardon. Böylece arkadaşlar du bölü 3 geldi. Hemen yapıyorum bakın. u kare çarpı d bölü du bölü 3. Bunun integralini alırsak u küp bölü 3. Dışarıda bir de zaten 1 bölü 3 çarpanı var. u küp bölü 9 artı c oldu. u dediğimiz neydi? x küp eksi 6 x. Bunun kübü bölü 9 artı c geldi. Hangisi oluyor cevabımız? E şıkkı. Birinci hatırlatacağım bilgi size. Y eşittir R kare eksi x karenin kare kökü aslında her iki tarafın karesini aldığımız zaman bir daire yapar arkadaşlar. Ama dairenin üst bölgesi. Neden? Asla bir kare kök dışarı negatif çıkmaz. O yüzden bu sana yarım dairenin üst kısmını al diyor. Eğer bu y eşittir eksi r kare eksi x kare olursa bu da dairenin alt bölgesini al demektir. Tamam mı? Bunları bir hatırlatayım. Şimdi siliyorum bu bilgileri verdikten sonra. Buraya geliyorum arkadaşlar. Şuraya y dersek, bak işte direkt dediğim olan y eşittir 1 eksi x kare r kare eksi x kareydi. O zaman r'si bunun bir. Normalde bakın yarıçapı eksi 1'e e, 1 olacak şekilde buralardan geçecek şekilde yarıçapı da 1 olan bir daire. Ama kökün kat sayısı eksi olduğu için alt bölgeyi alacağız. Bir de x eşittir 0'dan x eşittir 1'e kadar, bakın x eşittir 0'dan x eşittir 1'e kadar düşey doğrular çizerseniz. Demek ki bu bölge işte şu taradığım bölgeymiş arkadaşlar. Birinciyi hallettik. Sarı bölge bu. Sonra ikinciye geliyorum. Buralarda lütfen dikkat edelim. İki bölge arasındaki alandır bu. Buna fx dersek bu sonuçta bir daire e, denklemi arkadaşlar. Bu da doğru denklemi. O yüzden bunlar farklı iki denklem gibidir. fx-gx formatında yazarız. Bunların arasında kalan bölgenin alanını veriyor demektir bu tamam mı? Buna göre arkadaşlar bu yeşil rengi bulacağız. Bakın şimdi integral fx'e işte y dediğimiz zaman y eşittir 1 eksi x kare öbürü de y eşittir eksi x değil y eşittir x neden? Ben demin ne dedim size fx e eksi gx o yüzden tabii ki arada işaret eksi olduğu için sakın ona y eşittir eksi x demeyin. Biz çember denkleminden doğru denklemini yapıyoruz. Böylece arkadaşlar bakın Doğru denklemi y e eşittir x böyle bir grafiktir. Çember denklemi üstte kaldığı için böyle bir grafiktir. Ve bunlar kesişiyor. Nerede kesişiyor? Şöyle bir noktada kesişiyor. Burası 45 derece bu arada. 1 bölü kök 2 demiş. Şimdi çemberin yarıçapı şöyle büyüteyim iyice görün. Çemberin yarıçapı 1 olduğuna göre, burası zaten arkadaşlar 1 bölü kök 2. Burası da gördüğünüz gibi 1 bölü kök 2 oldu. Bunun bize katkısı ne? X eşittir 0'dan ne demişti bu? 1 bölü kök 2'ye kadar. Bak düşey doğrularını çiz sıfırdan. Böyle nereye kadar gideceğiz? 1 bölü kök 2'ye kadar gideceğiz. Niye burayı taradım? Dedim ki demin size işte eğer sadece çember olsaydı şurayı alacaktım. 1 bölü 2, 1 bölü kök 2 kadar olan kısım burası. Ama işin içine da şey girince doğru girince bu bölgeyi çıkartmam gerekiyor. Gerçekten arkadaşlar bu bölge kalıyor. Zaten dediğim gibi eğriler veya doğrular arasında kalan bölgenin alanını soruyordur. x eşittir 1 ve x eşittir 1 bölü kök 2 ile bu 2 ve eğri ve doğru arasında kalan bölge gerçekten bu üçgen e, daire dilimi oldu. Dolayısıyla bunu da hallettik. Aynı mantıkla işte burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. fx eksi gx yapacağım ya. İşte burada da y eşittir kök 4 eksi x kare. Öbürü de y eşittir. Eksi x ki çıkardığımda eksi eksiden artı x olsun. Bu soruda buraya dikkat edecektiniz. Buna göre 4 eksi x kare artık yarıçapı çapı 2 olan şöyle üst bölgede olan bir daire. Sonra y eşittir eksi x. x ekseni ile 135 derecelik açı yapan bir daire. E, yarı çap 1 arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, pardon affedersiniz burada yarı çap tabii ki 2. Diğerlerine alıştım tabii 1 1 verince. Yarı çapımız 2. O zaman bakın şurası kök 2 oldu. Bundan dolayı eksi kök 2'den nereye kadar? Sıfıra kadar çizdiğimizde. ikisinin arasında kalan bölge neresi çıkıyor? Bakın işte burası çıkıyor. Böylece bu bölgede bulunması gerekiyormuş. O zaman bu şartları sağlayan hangi cevabımız var? Gördüğünüz gibi A şıkkı. Bakın yaptığım son bölge İkinci bölge yeşil, ilk bölgede sarı olan a'yı getirdi bize. Evet, şimdi önce bir integrali alalım. O kökleri kullanacağız birazdan. a kare artı a nereden nereye? Eksi x1'den x2'ye yerine yazarsak x2'nin karesi artı x2 eksi parantezinde Eksi x1'in karesi, x1'in karesi, eksi x1. Dağıttığımız zaman eksiği, x2'nin karesi, eksi x1'in karesi, artı x2 artı x1. Her iki tarafta x2 artı x1 parantezini alırsak buradan x2 eksi x1 gelir, buradan da artı 1 gelir. Şimdi neden olabilir demiş. Kökler farkını hatırlıyor musunuz? Büyük kökten küçük kökü çıkarırsak kök delta bölü a'nın mutlak değeri olur. Küçük kökten büyük kökü çıkarırsak eksi kök delta bölü a'nın mutlak değeri olur. Bu yüzden biz şimdi x2 büyüktür x1 diyelim bilmiyoruz ya. Kökler toplamı e, şey kök, kökler farkı kök delta bölü a kabul edeceğiz o yüzden. Buradan da e, ne geliyor 4 artı 16'nın kare kökü bölü 1'den 2 kök 5 eğer x2 büyükse. O zaman buraya 2 kök 5 yazarım. Burası artı 1. Zaten kökler toplamı 2. Buradan da 4 kök 5 artı 2 geldi. Eğer şıklarda bu olmasaydı bir de eksi 2 kök 5 yazacaktım. Özel bir durum yok yani merak etmeyin. Bu yüzden cevabımız C oldu. üst toplamı için arkadaşlar nereyi alacağız? Hep sağ bölgelerin yüksekliğini alacağız. Buraya A dersek burada şimdi parabol olduğu için y eşittir ax kare parabolü diyelim a x'e 1 verdiğimiz zaman birincinin yüksekliği a, ikincisinin 4a, üçüncüsünün 9a ve dördüncüsünün 16a gelecek. Şimdi bu dikdörtgenlerin üst tarafları yani sağdakileri yükseklik olarak kabul edeceksiniz. Bakın 16a artı 9a artı 4a artı 1a'dan a. Buradan da ne geliyor? 25, e, 5 daha 30a geldi. 30a eşittir 15 ise a 1 bölü 2 oldu. Parabol y eşittir 1 bölü 2 x kare parabolüymüş. Şimdi yeşil renkli bölgenin alanı nedir? Şuradaki arkadaşlar integrali bulacağız. Buradaki integralden bu üst toplamı çıkaracağız. Üst toplam zaten 15 bir de burada benim integrali ihtiyacım var. O da neredenleri? nereye? Sıfırdan 4'e kadar 1 bölü 2 x karenin integralini çıkar diyor bize. Burada isterseniz formülde yapabilirsiniz. İsterseniz de şöyle bir bilgimiz vardı onu göstereyim size. Teğet noktasından başlamak üzere buradaki alt bölgenin alanını bulmak istiyorsanız parabolde. Burada son verdiğimiz değer 4'ün karesi bölü 2'den 16 bölü 2'den 8 geliyor. Şimdi bu toplam dikdörtgenin alanı arkadaşlar 8 çarpı 4'ten 32'dir. Sarı bölgenin alanı da 32'nin 3'te 1 olur. Aklınızda bulunsun zaten biliyorsunuzdur ama ben yine de söyleyeyim. Böylece 15 eksi 32 bölü 3 olduğu için çıkarttığımızda 13 bölü 3 olur. Bu integralle uğraşırsak yine aynı cevabı buluruz. x küp bölü 6 sıfırdan 4'e 64 bölü bakın 6 gelecek buradan sıfır olduğu için ikincisi yine 32 bölü 3 oldu. Yani pratik olarak o an hangisi daha kolayımıza geliyorsa Oradan yaparız parabol sorularında. Kenarda da hatırlatayım. Muhakkak burada kriterimiz şu. Tepe noktasından başlayacak alan. Yoksa bu formülü kullanamazsın. Buraya A diyeceğiz. Buraya B diyeceğiz. Alt bölgenin alanı AB bölü 3. Şuradaki bölgenin alanı AB bölü 3'ün 2 katı. sadece 1 ve 2 rakamlarını kullanarak oluşturacağımız iki basamaklı çift sayı arkadaşlar çok az olduğu için tek tek gösterebiliriz. Bakın birincisi. 112, ikincisi 122, üçüncüsü 212. Bunlar arkadaşlar oluşturabileceğimiz çift sayılar. Çünkü bir de soruda bize ne demiş? En az bir basamağı tek rakam demiş. Yoksa 222'yi de yapardık. Ama en az bir basamağında 1 olacak böylece. O zaman ilk basamağında 1 olma olasılığı nedir? %60 yani 3 bölü 5. İkinci basamağında 1 olma olasılığı yine 3 bölü 5 son basamağında 2 olma olasılığı %40'tan 2 bölü 5. Artı şimdi 122, 122'ye gelelim bakın. 3 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5. 212'de de 2 bölü 5 çarpı 3 bölü 5 çarpı 2 bölü 5. Böylece bunların toplamı soruluyor arkadaşlar. Buradan merak etmeyin cevap gerçekten 0.336 geliyor. E şıkkı. A yapmamak için ve eksik olmaması için arkadaşlar sırayla gideyim A'dan B'ye gideyim, B'den de E'ye gideyim. Bu birinci durum. Bakın 3 çarpı 1'den 3. Sonra arkadaşlar A'dan B'ye, sonra D'ye, sonra E'ye gidebilirim. A, B'ye uğrarım, D'ye uğrarım ve E'ye uğrarım. A'dan B'ye 3 yol, B'den D'ye 2 yol, D'den E'ye 2 yol. Buradan da 12 olur. Sonra A'dan B'ye, B'den D'ye, D'den C'ye ve sonra E'ye giderim. Sonuçta bana en kısa yol falan demiyor. Yeter ki birisinden giderken aynı yoldan bir daha geçme. A'dan B'ye dediğim gibi B'den D'ye, D'den C'ye ve C'den E'ye. AB arası 3 yol var. BD arası 2 yol var. DC arası 2 yol var. CE arası 1 yol var. Buradan da 12 geldi. Şimdi artık B'deki bütün alternatifleri bitirdim arkadaşlar. Geliyorum. A, C'ye artık. A, C, E. A'dan C'ye 2 yol, C'den E'ye bir yol. Etti 2. A'dan C'ye, sonra C'den D'ye, D'den E'ye. Buradan da 2 yol, A, C, C, D 2 yol, D, E, E, D ve E 2 yol böyle oldu. A'dan C'ye, C'den D'ye, D'den B'ye ve B'den E'ye şeklinde. Burada da arkadaşlar e, AC 2, CD 2, BD 2 ve BE 1. 8 oldu. Başka da gördüğünüz gibi yol kalmamış oldu. Artık bunları toplarsak 8, 8, 16, 2 daha 18, 12 daha 30, 12 daha 42, 3 daha 45 yol oldu B şıkkı tane doğru arkadaşlar, şöyle x ekseninde birisi alfa derecelik açı yapsa, birisi beta derecelik açı yapsa, iki doğrunun arasındaki açı bakın beta x alfa olacak. İki hiç bir dıştan. Bu yüzden tanjant beta x alfa, bu doğruların e eğimler farkından şöyle m1 eksi m2 bölü 1 artı m1 çarpı m2 gelir. M1 tan alfa, e pardon, m1 tan beta, m2 de tan alfa arkadaşlar. Eğer alfa'dan betayı çıkarırsak, Orada fark etmez yani birisinden birisini çıkardığımız zaman e, ya geniş açıyı bulacağız ya da dar açıyı bulacağız. O yüzden burada şimdi bakalım. E, AB doğrusunun eğimi y2-y1 bölü x2-x1'den eksi 3 oldu tamam mı? Bu geniş açı. O zaman geniş açıdan diğerini çıkarmak daha mantıklı olabilir. Çünkü hani birisi büyük açıysa birisi küçük açıdır. Arada kalan dar açı hakikaten böyle bir de bire eşit olur o da 45 yapar. Dolayısıyla CD'nin eğimini bilmiyorum. M diyeyim. Eksi 3 eksi M bölü 1 e, ne dedik çıkarttığımız için 1 artı eksi 3 çarpı M neydi? Tanjant alfa eksi tanjant beta bölü 1 artı tanjant alfa çarpı tanjant betaydı. O yüzden burası da 1 eksi 3 M oldu. Bu 1'e eşit şimdi. 1 eksi 3 M eşittir eksi 3 eksi M'den. Sol tarafa attım 4 sağ tarafa attım 2 M m 2 oldu. Demek ki doğru denklemi y eşittir 2x artı neymiş? Nokta bakın CD doğrusu üzerinde bir C noktası var. y gördüğün yere 3x gördüğün yere. E, buradan 2 yazarsak haliyle arkadaşlar n ne, ne geldi 1. Bundan dolayı y eşittir 2x artı 1 şıklarda hangisi var E. Arkadaşlar burada önce bir esas ölçüyü bulalım. Ne yapıyoruz? Paydanın iki katına buluyoruz. Nereden böyle iki katıyla çarpıyoruz? Sebebi ne derseniz konu anlatımına o zaman bir dönmeniz gerekiyor. Ee, ezbere bilmeniz yeterli aslında ama sebebi için konu anlatımı. 43 bölü 12 arkadaşlar. Kalanımız kaç burada? Ee, 36 olduğu için 7. Bölümümüz de kaç geldi? Ee, 3 geldi. Dolayısıyla burada kalanı arkadaşlar paya... Böylece paydayı da zaten her zaman gibi 6 olarak yazıyoruz. Demek ki bölümün bir işi yok burada. Yani bu 3 artı 7 pi bölü 6 demek zaten bunu tam böldüğümüzü gösteriyor 3 kısmı. Kalan kısmı da bize esas ölçüyü veriyor. Şimdi artık yerine yazarsak f 7 pi bölü 6. F neymiş? Sin eksi 3 pi eksi x. Bunun da esas ölçüsü nedir? 4 pi'dir eklersek bunun da esas ölçüsü sin -3 pi eksi x geldi. Sin pi eksi x nedir? Sin x. O zaman ben direkt buraya işte sin 7 pi bölü 6'yı yazabildim arkadaşlar. Şimdi g'nin içine f'yi yazacağız. g'nin içine f'yi yazacağımız için g sin 7 pi bölü 6 oldu artık. 7 pi bölü 6 bu arada kaç derece? 180 bölü 6'dan 30. 30 çarpı 7'den 210. Sin 210 eksi 1 bölü 2'dir. O zaman ben artık x gördüğüm yere eksi 1, 1 bölü 2 yazacağım. Burada da kosinüs eksi 1 bölü 2 bir de önünde eksi var artı oldu bir de pi var pi bölü 2 geldi. Bu yüzden cevabımız 0 oldu arkadaşlar c şıkkı. Arkadaşlar burada önce bir sin a'yı bulalım. Şimdi tan a 3 bölü 4 ise buraya 3 yazabilirsiniz. Buraya 4, buraya da 5. Böylece sin a eşittir 3 bölü 5 olur. Kosa a eşittir 4 bölü 5 olur. Sin x çarpı sin a 3 bölü 5. E, artı sin x yine sin x. Burası da arkadaşlar kosa a olduğu için 4 bölü 5. Sin x parantezinde 1 artı bir 3 bölü 5 oldu. Buradan da e, 4 bölü 5 olduğu için sin x eşittir 8 bölü 5 4 bölü 5 sadeleşir. 1 bölü 2 olur. Her iki tarafı sadeleştirdim. Sin x 1 bölü 2 ise en küçük sağlayan dar açı 30 derece B şıkkı. Karelerin köşeleri bakın. Veya ağırlık merkezleri veya orta noktaları. Bakın mesela şurada karenin ağırlık merkezi. Ee, sonra şurada arkadaşlar yine burası karenin ağırlık merkezi. Buralar orta noktalar. Şimdi buna göre e, bakarsak mevzumuza. Uzunluk bulmak için şöyle bir yapayım arkadaşlar. Bakın şimdi şuraya ben kesirlerle uğraşacağız gibi görünüyor ama neyse A diyeyim buraya. Buraya da A diyeyim. Buraya da A diyeyim. O zaman bakın burası A olur. Sonra yine orta nokta olduğu için AA olacağı için böylece A olur. A kare 9 A kare eşittir 36 çarpı 10. Şöyle bir T diyeyim. TKB üçgeninde bize Pisagor'u getiriyor. Böylece 10'a kare eşittir 36 çarpı 10'dan A arkadaşlar 6 geldi. Şimdi A 6 olduğuna göre mavi bölgenin alanını bulmak için artık neye dikkat edeceğim? 6 6 şu kenar 6 kök 2 bu kenar 6 kök 2 burası böyle 6 kök 2 artık bunları bir sileyim göstereyim bakın. 6 kök 2, 6 kök 2. Ee, sonra yine buralar orta nokta olduğu için 6 kök 2, 6 kök 2. Şimdi dikkat edin lütfen 6 kök 2. Şurası da 6 kök 2 ya. O zaman tam ortası olduğu için 3 kök 2 olur, 3 kök 2 olur. Burası da 3 kök 2 olur. Bundan dolayı arkadaşlar şu karelere de nasıl bir uzunluk gelecek? 3 kök 2, 3 kök 2. Şimdi mavi bölgede 1, 2, 3 tane var. Bir dik üçgen 6 kök 2 çarpı 6 kök 2 bölü 2'den 3 tane var. Artı sonra şu küçük mavilerden 1, 2, 3, 4, 5 tane var değil mi? 5 tane de orada var. 5 çarpı onun da bir kenarı 3 kök 2, 3 kök 2 bölü 2. Şimdi bu ikiler gitti 36 çarpı 3'ten 108 oldu. Burada bu ikiler gitti 9 çarpı 5'ten 45 oldu. 153 D şıkkı geldi. Arkadaşlar şimdi burada hemen önce bir merkezil çember demek. Merkezi orijinde demektir. Şöyle bir merkezil çember çiziyorum. Yarı çapı 2 artı 2 kök 2. Buna teğet olan ve eksenlere teğet olan bir çemberin üzerindeki bir noktanın koordinatları çarpımı 0 veya 0'dan küçükse zıt işaretlidir veya işte gördüğünüz gibi eksenin üstündedir. Zaten teğet ya işte hem çembere teğet hem eksenlere teğet hem de üzerindeki bir noktanın apsisi ile ordinatı çarpımı negatif olması için birinin artı birinin eksi olması lazım. İkinci bölge veya dördüncü bölge olur. Eğer noktaları tam teğet yerinde seçersek eksen üzerinde olduğu için birisi sıfır gelir çarpımları sıfır olur. Bu yüzden artık standart çember yorumu. İki çember birbirine teğet ise hemen merkezlerini birleştir. Sonra buraya r de buraya r de r kök 2 oldu. Burası da r o zaman büyük çemberin yarı çapı Küçük çemberin yarı çapına R dediğim için R artı R kök 2 eşit oldu. Buradan da gördüğünüz gibi R 2 geldi. Artık bu çemberlerden birinin merkezi 2'ye eksi 2'dir. Öbürünün merkezi eksi 2'ye 2'dir. Bakıyoruz şıklara bakın. X eksi 2'nin karesi artı Y artı 2'nin karesi eşittir 4. Bu formata uyuyor. Yani hangi cevap oluyor bu? Buradaki dördüncü bölge olmuş oluyor. Şekil üzerinden analitik düzleme bakarsak şöyle arkadaşlar x eşittir eksi 4 doğrusu olur x eksi y ekseninin sol tarafında kalır. Mesela burayı tabii hemen o şey demeyeyim de sonra yanlış anlamayın şöyle bir y ekseni diyelim tamam mı? pt doğrusu da y eşittir 3 olduğu için o da x ekseninin üstünde kalır işte size x y ekseni. Kaleci şimdi nerede yer aldı arkadaşlar? Burada yer aldı. Çünkü 3. bölge diyor ya. Oyuncuları bakın 3. bölgeye yerleştiriyorsa 3. bölgede kaleci de mecburen kalede duracağına göre bakın bu şekilde durmuş oldu. Şimdi buna göre artık bu kalecinin e, ne demiş? Bu doğrulara olan uzaklığı şöyle kaleciyi burada yapalım. Bu doğrulara 3. bölgede olacak ya gerçi şöyle olsun. Şimdi bu doğruya olan uzaklığı kaç birim demiş? E, kaleye uzaklığı. 6 birim. PT'ye uzaklığı 5 birim. O zaman KL'ye uzaklığı burası 6 birim. Şurası arkadaşlar 5 birim. Şimdi bu x eşittir eksi 4 doğrusu olduğuna göre bu da 6 birim solunda kaldığına göre x eşittir eksi 10'da duruyor demektir. Yine bu arkadaşlar pt doğrusunun 5 birim aşağısında kaldığı için 3'ten 5 çıkarırsak eksi 2 olur. Bunların koordinatları toplamı böylece eksi 10 eksi 2 daha eksi 12 gelir B şıkkı. Bu soruları biraz zorluyor biliyorum arkadaşlar. Bu soruda da olayı bir fark etmek lazım. Merkezil çember ne demek? Merkezi orijinde olan bir çember demek arkadaşlar. Şimdi böyle bir çember y eksenini 0'a 12 noktasında kesen bir doğruyu iki eşit parçaya bölüyormuş. Şöyle çizdim bakın gördünüz mü? 0'a 12'de kesiyor. Doğru. Bir de ne demiş? Neden buradan özellikle çizdim şurayı? Diyor ki çember bu doğrunun x eksenini kestiği noktadan geçmektedir. İşte o yüzden görüntümüz bu olmalıydı. Bu anlattığından gerçekten hani nereden anlamalıyız hocam? Zaten bana söylüyor. 1 bunu söylüyor. 2 x eksenini kestiği noktada kesişiyor diyor. 3 Burada bakın ortadan ikiye bölüyor diyor. Bunu gerçekten böyle anlamalıyız. Yani başka bir yorumu yok. Dolayısıyla arkadaşlar bundan sonra ne yapmamız lazım? Tabii ki şöyle bakın muhteşem üçlü yarı çap. Sonuçta yarı çaplar birbirine eşit. Burada bir anda eşkenar üçgen çıktı. Bundan dolayı 60 derecenin karşısı 12 ise 30 derecenin karşısı 4 köküç olacak. Cevap D şıkkı. Soruda da birçok öğrencinin zorlandığını düşünüyorum açıkçası. Güzel bir soru. Önce size şunu söylemem lazım. Analitik geometride dönüşümler anlatırken söyleriz ama bilmeyenler ya da unutanlar için söyleyeyim arkadaşlar. Bir şeyi siz orijin etrafında saat yönünün tersi yönünde 180 derece döndürüyorsanız aslında bunun orijine göre simetriğini alıyorsunuz demektir. O yüzden böyle uzunca döndürmeyi düşünmenize gerek yok. Bir doğru bir nokta hiç fark etmez. 180 derece pozitif yönde döndürülüyorsa onun üzerindeki noktalar x, y ise artık eksi x, eksi y'ye dönüşür. Soruda bence önemli noktalardan bir tanesi bu. Şimdi gelelim bu doğruyu arkadaşlar öteleme kısmına. Y eşittir mx eksi 6'yı. 1. 2 birim sola ötelersek ne diyorduk? X de tam tersi. Gördüğünüz gibi x artı 2. Sonra arkadaşlar bir de ne yapacağız? 4 birim yukarı. Eksi 6'yı o zaman 4 ekleyeceğim. Yeni fonksiyonumuz yani yeni doğrumuz y eşittir mx artı 2 eksi 2 olacak. Sonra arkadaşlar bu doğrular üst üste geliyormuş. Neden? Sonsuz noktada kesişmesi için iki doğrunun aynı doğru olması lazım. Buradan da ben hangi sonuç çıkarırım? Bu ilk doğrunun üzerindeki bir nokta gördüğünüz gibi 0'a eksi 6 noktası. x'e 0 ver y'yi eksi 6'da kesiyor. O zaman bu 0'a eksi 6 noktası temsil olarak gösteriyorum bakın böyle bir doğru olsun. Diğeri de aynı doğru olduğu için bu doğruyu da sağlayacak. O yüzden x gördüğüm yeri hemen 0 yazacağım. Sonra da eksi 6 yazacağım. Bu son adımımız ama. Şimdi bir de ne yapacağız arkadaşlar? Burada ikinci adımda öteledik. x eksenine ve y eksenine göre simetri almak demektir. 180 derece döndürmek. Onu da yazayım. x ve y eksenine göre simetri almak demektir. Ya da hiç uğraşmayın. Doğrunun üzerindeki bir noktayı x y, y, eksi x eksi y yaptığı için artık bakın x eksi x olur. Sonra y eksi y olur. İşte yeni doğru denklemimiz budur. Eğer bununla ilgili bir sıkıntınız varsa dönüşümler konu anlatımına bakmanız lazım. Doğruların simetriğini alırken doğruları döndürürken nasıl doğru denklemi buluyoruz bilmek gerekiyor. İkinci adım o yüzden. Bir doğruyu 180 derece döndür ya da orijine göre simetri al. Demek direkt x gördüğün yere eksi x, y gördüğün yere eksi y yazmak demektir. Böylece yeni doğrumuz her iki tarafı eksiyle bölersek y çarparsak y eşittir m x eksi 2 artı 2 olur arkadaşlar. Şimdi artık ne demiştik bu nokta aynı zamanda yeni doğrunun da üstünde çünkü üst üste geldiler. Eksi 6 eşittir m çarpı eksi 2 artı 2'den 2m eşittir 8 m 4 geldi e şıkkı aslında zor bir soru değil. Çünkü burada 2 birim kaydırdığı zaman sonuçta bakın şöyle 2 birim kaydırmak demek aslında şuradaki yeni K noktası desek buraya. Buranın 2 birim olması demektir. Böylece şurayı uzattığımız zaman tam ortadan 2'ye bölündüğü için 4 birim, 4 birim olur ve arkadaşlar BC'yi de bize 4 verdiği için BC 4. Aşağı baktığımız zaman KE 2 ise şuraya da T diyelim. TB de 2 olur. Böylece bakın 8, 6 ve 10 oldu C şıkkı. Şekli. şekli biraz daha büyüttüm arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. Zaten KM'nin de 6 köküç olduğunu biliyoruz. Direkt şekle odaklanalım bakın. Şimdi burada C merkezli olduğu için, diğeri de D merkezli olduğu için bunların yarı çapları aynı. O zaman D'den şöyle çemberin üzerine, hangi çemberden bahsediyorum? Bakın şöyle bir çemberin üzerine yarı çap indirdiğinizde Sonra yine aynı şekilde C'den de bir yarıçap indirdiğinizde yarıçaplar eşit olduğu için burada hani böyle çok eşkenarmış gibi görünmüyor ama evet kesinlikle o bir eşkenar üçgen. Ve arkadaşlar aynı durum burada da var. Birleştirdim P noktasında. Birleştirdim P noktasında. Bunun bizim için önemi ne biliyor musunuz? Şurada arkadaşlar maviyle taradığım bu bölge var ya eskiden mor olan alıp bunu ben buraya taşıyabilirim. Böylece C merkezli PB yayının oluşturduğu şu CPB daire dilimi oluşur direkt. Yine şuraya da L diyeyim. L varmış. Z diyeyim. Bir tek o kullanılmamıştır. Şuradaki ZD bölgesini de alıyorum. Buraya taşıyorum aynı mantıkla. Bakın artık ne oldu? Hatta size şöyle bir kolaylıkla yapmaya çalışayım bakayım olacak mı? Şansımı bir deneyeyim. Olmadı. Beyaza boyayıp orayı bir şey yapayım diyecektim ama Heh, bak bunu aldım. Taşıdığım için artık burası boş bir alan. Burayı bırakıyoruz artık. Boş bir alan. Ve orada sadece bir eşkenar üçgen oldu arkadaşlar. Bu eşkenar üçgenin alanı. Şimdi 6 kök olduğuna göre AAA kök 3'ten KL kenarı 6. Yani yarı çap da 6. Altı. 6'nın karesi kök 4. Bu bölgenin alanı artı şu bölgede arkadaşlar 60 derece olacak. Neden? Toplamda 120 derece olması için PCD 60 olduğundan BCP daire dilimi de 60 derece. Burada yine burası 60 olduğu için burada bakın PDE daire dilimi de 60 derece. Bunların ikisi toplayınca ne oldu? 120 derecelik bir daire dilimi oluşturdu. Bakın şöyle bir tanesi 60 derece. Diğeri de böyle 60 derece birleşti. geldi. Cevap buna göre E şıkkıymış. Yüzeylerin arasındaki açı şöyle bulunur. Tabandaki böyle orta noktadan bir dik indirirsiniz. Kenara, CD kenarına şöyle bir OH OP diyelim hatta. OP dikine indirirsiniz. Sonra yan yüzeyi de TP'yi birleştirirsiniz. Sonra da TO'yu birleştirirsiniz. İşte bu açı arkadaşlar verilen o açıdır. Yani 45 derece burası işte. Buna göre buraya A dersen burası da A. Burası 2A oldu. 45-45 90 üçgeninden yükseklik A geldi. Taban alanı 4A kare karenin yükseklik A bölü 3 eşittir 36. Bundan dolayı bunları sadeleştirirsek A küp eşittir 27 geldi. A arkadaşlar 3 oldu. Bizden ne istiyor? Ee, bu silindirin bu piramidi içine alabilecek en küçük hacimli silindir demiş. Piramidi içine alabilecek en küçük silindir bakın bu şekilde. Ee, tabanı şöyle yapayım daha iyi görün. Bir silindir bu. Tabanı arkadaşlar bu tabii ki kareyi kapsıyor. Bakın böyle. O yüzden karenin köşegeni bunun çapı olur. Karenin köşegeni 3, 3, 3 kök 2. O zaman pardon a'yı 3 bulmuşuz. 6 6 6 kök 2 yarı çapı 3 kök 2 olur. Yükseklik zaten aynı şekilde tabii ki bu şeklinde yüksekliği bakın gördüğünüz gibi böyle. Hatta piramitte şöyle içine çizersek bu işte. O yüzden piramidin yüksekliği ile aynı yükseklik. Yükseklik de o zaman 3 birim oldu. Bunun tüm alanı sorulmuş. Tüm alan nasıl bulunur? 2 pi r h çünkü burası 2 pi r yükseklik h yan yüzeyin alanı. Bir de iki tane daire var işte bunların alanını ekleyeceğiz. 2 pi yarı çapı 3 kök 2 bulduk yükseklik zaten 3'tü artı yarı çapı 3 kök 2 olduğu için 18 pi'den 2 tane var. Böylece burada 18 pi parantezini almış biz de öyle yapalım e, kök 2 kalacak arkadaşlar burada da 2 kalacak e şıkkı olur.